Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle elimde tutmuş olduğum Poco M4 Pro ve Poco X4 Pro'nun arasındaki farklılıklara bakacağız. Bu bir inceleme videosu değil arkadaşlar. Bu iki telefonu ben bir şekilde karşılaştıracağım. Birazcık teknik özelliklere bakacağız. Birazcık farklı özelliklerine bakacağız. Fiyatına falan bakacağım ben. İki telefonun artılarını, eksilerini, alınabilir mi, alınmaz mı gibi sorulara bu videoda yanıt bulacaksınız. Şimdi bu karşılaştırmayı arkadaşlar ben son dönemde cep telefon fiyatları çok arttı. Onun için de birazcık yapıyorum. Çünkü bu iki model de uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Uygun fiyat derken şimdi onun detaylarını birazdan bahsedeceğim. Ama 10-12 bin bandından başlayan Android telefonlar gibi değil. Elbette ki biraz daha eski nesil bir donanım kullanıyor her iki telefonda ama günlük ihtiyaçları fazlasıyla görebilecek özellikleri bize sunuyor. Hem M4 Pro hem de X4 Pro arkadaşlar. Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloya göre ben anlatacağım bütün özellikleri. Telefonların tek tek özelliklerini ise açıklama kısmında sizlere yazacağım. Siz de oradan bakıp hangi telefon kendinize biraz daha uygun onu oradan görebilirsiniz. Şimdi tabloya göre başlayalım. Öncelikle Poco M4 Pro'dan başlıyorum. 6.43 inçlik Full HD Plus IPS LCD bir ekran bizleri karşılıyor. Poco X4 Pro'da ise 6.67 inçlik Full HD Plus AMOLED bir ekran var. Her iki telefonda da RAM değerlerine bir bakacak olursak M4 Pro'da 4 ve 6, X4 Pro'da ise 6 ve 8 GB seçeneklerin yer aldığını söyleyelim. Depolama tarafında ise 64-128 de geliyor M4 Pro. X4 Pro ise 128-256 ile geldiğini söyleyelim. Bu arada şunu bahsetmekte fayda var. Bu iki cep telefonun modelinin Türkiye'de satılan sürümlerinde RAM ve depolama seçenekleri tek olabilir. Çünkü Türkiye'ye her model gelmiyor biliyorsunuz. Muhtemelen hani ikisini birden bulamayabilirsiniz. Yani 8 GB'ı belki bulamazsınız da 6'yı bulursunuz. Veya 256'yı bulamazsınız ama 128'i bulursunuz. Onu da altın özellikle çizmiş olayım. Teknik özelliklere devam edelim. M4 Pro'da MediaTek'in 810 işlemcisi bulunuyor. Poco X4 Pro'da ise Snapdragon 695 işlemci yer alıyor. Bu arada her iki telefonun da 5G sürümünü bu karşılaştırmaya konu olduğunu belirteyim. Zaten tabloda yazıyor 5G olarak ama ben şifayen de söylemiş olayım. Her iki telefon da 5G teknolojisini destekliyor ama ülkemizde henüz 5G teknolojisi desteklenmiyor. Onu da altına özellikle çizmek isterim. Gelelim ekran yenileme hızlarına. Poco M4 Pro'da 90 Hz'lik ekran yenileme hızına karşılık X4 Pro'da 120 Hz'lik bir ekran yenileme hızı var. İşletim sistemi olarak her iki cep telefonunda Android 11 ile geliyor. İleride 12 alır mı? O henüz net değil ama Xiaomi bazen güncelleme veriyor, bazen vermiyor. O yüzden çok kesin konuşamıyorum. Onu da altını çizeyim. Telefonların arayüzlerinde de önemli bir fark var. Poco M4 Pro'da MIUI 12.5 varken X4 Pro'da MIUI 13 geliyor. Her iki telefonda arkadaşlar IP53 standartlarında suya ve toza dayanıklılık özelliğine sahip. Gelelim kamera tarafına. Şimdi kamerada bazı önemli farklılıklar bizleri karşılıyor. Bir kere M4 Pro 2 kameraya sahip. Yani arka yüzde 2 adet kameraya sahip. Yalnız böyle arka tarafına baktığınız sanki onlarca kamera varmış gibi görünüyor ama aslında sadece 2 tane kamera var burada. M4 Pro'da 50+8 megapiksellik ikili bir modül bizleri karşılıyor. 8 megapiksel ultra geniş açı oluyor. X4 Pro'da ise 108 megapiksel, 8 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere 3 farklı kamera modülü var. 108 ana kameramız, 8 ultra geniş açı, 2 megapiksel ise alan derinliği kamerası olarak bizleri karşılıyor. Her iki telefonda da arkadaşlar 16 megapiksellik bir ön kamera yer alıyor. Öte yandan telefonların her ikisinde de yan yüzde bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Bu parmak izi okuyucu sayesinde daha güvenli bir şekilde telefonunuzu açabiliyorsunuz. Telefonların önemli farklılıklarından bir tanesi ise Bluetooth teknolojileri. M4 Pro'da 5.0 varken X4 Pro'da 5.1 Bluetooth teknolojisi var. Pil tarafında her iki telefonda hem X4 Pro hem M4 Pro arkadaşlar 5000 mAh'lik bize bir pil sunuyor. Ancak önemli bir farklılık var. O da X4 Pro'nun kablolu şarj hızı. M4 Pro'da arkadaşlar kablolu şarj hızı 33 Watt iken X4 Pro'da bu 67 Watt ve her iki telefonun kutusundan en yüksek hızda şarj edebilecek, yani telefonun kapasitesi neyse o hızda şarj edebilecek bir adaptörün çıktığını da belirteyim. Gelelim fiyatlarına. Evet, aslında videonun başında söylemiştim. Bu videoyu çekme amacım biraz da buydu. Birazcık eski nesil alalım. 2 sene bizi götürür mü? 3 sene beni götürür mü sorusuna yanıt verebileceğimiz bir karşılaştırma çekmek istiyordum. Evet, bu iki telefon sizi 2-3 sene çok rahat götürür arkadaşlar. Ve fiyatlarına baktığımızda ise tabii ki bunlar birer amiral gemisi değil. Bunlar orta seviye olarak tanımlayabileceğimiz modeller. M4 Pro için hemen elimde görmüş olduğunuz bu sarı renkli cep telefonumuz için başlangıç fiyatı 6175 TL iken X4 Pro için arkadaşlar başlangıç fiyatı ise 7450 TL. Söylediğim gibi çok makul olduğunu iddia etmiyorum. Elbette fiyatlar artık ne yazık ki bu seviyelere gelmiş durumda ve X4 Pro'nun işlemcisine baktığımızda aslında çok da yeni bir işlemci değil. Benzer şekilde M4 Pro'nunki de hakeza öyle ama işte vergiler, kur farkları, şunlar bunlar derken arkadaşlar artık rakamlar bu seviyelere çıkmış durumda. İşte 6.000 liraya, 7.000 liraya neredeyse makul demek zorunda kalıyoruz. Elbette keşke böyle olmasa diyorum, ben her videoda söylüyorum bunu ama her şeyin fiyatının uçtuğu, kaçtığı, göklere çıktığı bu günlerde ne yazık ki telefon fiyatları da bunlardan nasibini aldı. Gerçekten de yüksek rakamlar ama hani böyle uygun fiyatlı olsun ya da bütçem bu kadar benim, bu paraya ne alabilirim diye düşündüğünüz zaman bu iki modele bir göz atmanızı öneriyorum. Günlük ihtiyacımı görsün, şekilli bir telefon olsun ki ben şu sarı rengi çok beğendim. Farklı renk seçenekleri de var bu arada. Diyorsanız M4 Pro alınır, kullanılır arkadaşlar. Yok, ben biraz daha böyle güçlü bir telefon olsun, kamerası yüksek çözünürlük olsun, yüksek hızlı şarj özelliği olsun diyorsanız X4 Pro cep telefonunu önerebilirim arkadaşlar sizlere. Bu videoda sizlere Poco M4 Pro ve Poco X4 Pro karşılaştırmasını yapmaya çalıştım. Bu telefonlarla ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya ağlardan da takip etmeyi unutmayın. Oralarda çok güzel içerikler paylaşıyorum. Böyle kısa kısa videolar paylaşıyorum. Hem Instagram'da hem Twitter'da hem de YouTube'un Shorts tarafında bazen paylaştığım oluyor. Oralarda bakmanızı öneririm. Oralarda da beni takip edersiniz. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.